Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ev videosunu çekeceğim. Son video evle alakalı. Çünkü en son videoyu 2 sene önce atmıştım. O da evin son hali değildi, yarım haliydi. Şöyle adeti bozmadan evin girişinden hemen sizlere göstermeye başlayayım. Gördüğünüz gibi burası giriş. Buraya bir ayakkabılık koyduk. Askılık. Ve tabii ki evin tabii zemin, işte prizler vesaire her şey hazır. Yerlere laminat kapladık. Altında da böyle bir yalıtım malzemesi var. Onların da tabii videolarını aralara serpiştiririm. Çünkü evi yaparken aynı zamanda video hazırlamak, çekmek çok zordu. Ya bir yandan da tabii zor oluyor yani, nasıl söyleyeyim. Evi de otel gibi kullanıyor insan çalışırken. Burası evimizin lavabosu. Işığı yakarsam. Önceki halini, sonraki halini falan da ekrana koyarım. Yani bayağı tırttı. Şu an çok daha iyi. Kapıları da aynı şekilde, kapı kollarını falan hazır taktım. Kapı kollarını Türkiye'den getirmiştim. Bildiğiniz gibi ben Hollanda'da yaşıyorum arkadaşlar. Normalde de aslında böyle ev videosu falan hazırlamıyorum. Evle ilgili şeyler yapmıyorum. Şöyle şu ışığı yakayım. Şurada buraya da priz ve ışık düğmesi yaptım. Ayrı ayrı her yere. Bir her yere priz yapmaya çalıştım. Normalde bildiğiniz gibi motosiklet videoları hazırlıyorum. Motosiklet ilgili tecrübelerimi paylaşıyorum. Burası merdivenimizin altı. Bilimum, kimyasal, gıda vesaire birçok şey yan yana duruyor. Sağlıksız herhalde ama bunlar konserve zaten. Gördüğünüz gibi rafları da ben kendim hazırladım. Merdiven aynı merdiven. Merdiveni değiştirmedim. Tamir ettim. Bir sürü vida falan çaktım. Çok gıcırtı yapıyordu hatırlarsanız bir önceki videoda. Bayağı bir şu anda sağlam. Şunu kapatalım. İçeride ışık yok hala. İçeriye ışık koymadım. Merdiven eski halini biliyorsunuz. İçler acısıydı. Şu anda üzerine yine halı kaplattım. Halı bayağı iyi. Konforlu oluyor. Yani normalde direkt tahtaya basmak sert bir his veriyor insanı. Rahatsız ediyor. Bu yerdekilerin de altı... Aslında bu da tahtı ama altında bir yumuşak bir malzeme var. Yalıtım malzemesi. O yüzden yürürken insanı çok rahatsız etmiyor. Şöyle hemen oturma alanımıza geçelim. Evet, gördüğünüz gibi kocaman bir koltuk. Bu koltuğu da parça parça geldi. Burada kendim parçalarını birleştirdim. Hazır hale getirdim. Normalde şu parça, şu iki blok ve şu parçayı almıştık. Şunu almıştık. Sonra baktık çok ufak kaldı. Sonra şu aradaki parçayı ekstradan sipariş edip oraya klikleyerek onu da taktık. Ortadaki masamız bildiğin gerçek tahta. Odun, kalas yani gerçekten. O yüzden biraz buraya göre pahalı, 400-500 euro civarındaydı. Bu tip tahtalar Hollanda'da çok kazık fiyatlara, sunta olmayan tahtalar çok kazık fiyatlara satılıyor. Karşıda gördüğünüz gibi jalüziler var. Bunları da ben taktım. Bayağı uğraştırıcı, ağır malzeme. Özellikle şuraları delmek çok uğraştırdı, şu üst kısmı. Çünkü pencerenin metalleri vardı orada. Onları da delmem gerekti. Bayağı bir matka bir şey yaptım. Buradaki Mario seti de evin bir parçası. Bayağı güzel bir set. Onu da göstermeden edemeyeceğim. Böyle bir televizyonumuz var. Hiç memnun değilim. Ne markaydı? LG marka. Bayağı büyük. Boy olarak bilmiyorum kamerada nasıl duruyor. Bayağı büyük ama arada bir kapanıp açılıyor falan. Saçma sapan şeyler yapıyor. Adam hasta ediyor işin doğrusu. Smart son model bir şey. LG önermem yani. Bu evde bu videoda bazı önermeyeceğim şeyleri, evle ilgili önermeyeceğim şeyleri de sizlere söylemeye çalışacağım. Tecrübe yani biraz. Normalde de planımız televizyonu buraya koymaktı. O yüzden buraya ethernet çıkışı ve priz koymuştum. Ama şimdi televizyonun kablosu şuradan çirkin bir şekilde sarkıyor. Neyse. Yani böyle evi yaparken verdiğin karar sonra tam olmayabiliyor, değiştirebiliyorsun. Burası mutfak. Bu masada bu diğer ortadaki masanın malzemesinin aynısından gibi sayılır. Tam tahta, gerçek tahta, sunta değil. Metal böyle çelik gibi ayakları falan var. Bu da tuzlu bir şeydi. Ama çok güzel ve kullanışlı rengi falan. Tipsiz görünmüyor. Bu mutfak bölümünü şaşırabilirsiniz ama ben taktım. Mutfak takmak gerçekten uğraştırıcı bir olay. IKEA'dan aldık her şeyi. IKEA bir dolabı takmak için, şunlardan bir adetini takmak için 80 euro mu 100 euro mu öyle bir değişik bir fiyat istiyordu yani, öyle söyleyeyim. Normalde de çevrede bulacağınız ustalar da size bir mutfağa takmayı birkaç bin eurodan kapı açıyordu.
Ben de dedim ki en kötü bir iki dolap kırarız. Üçüncü dolapta öğreniriz dedim. Bütün mutfağa taktım valla. Cesaret biraz kazandırdı. Buna ne diyorlar? İndüksü bilmem ne bir şey diyorlar bu ocaklara. Gaz yok kesinlikle. Evde hiç gaz yok. Protesto ediyoruz X ülkeleri. Gaz kullanmıyoruz. Tamamen elektrikli ocak, elektrikli fırın. Böyle bu fırında böyle buharda muharda bir şeyler yapabiliyor. Buharda bir yemek pişirebiliyor. Bunda da böyle güzel güvenlik özellikleri var. Açıyorsun işte üstü boşsa kendi kapanıyor falan filan. Yangın mangın çıkmasını engelliyor. Mesela üzerine su dökülünce de kapatıyor kendini falan. Güzel, akıllı bir şey. Bu çok kullanışlı. Bu da çok kullanışlı. Yemek yapabiliyorsun bunların üzerinde. Ama şu kahve makinesi, bunu aldığıma çok pişmanım. Hiç düzgün çalışmıyor. Bozuldu bence. Magimix mi? Öyle bir şey markası. Bu tip bir şey alacak arkadaşlara kesinlikle bu küçük makinaları hiç önermiyorum. En kralları üzerinde o çekirdek attığın kahveyi öğüten möğüten öyle deli olanlardan almak lazım. Bu kesinlikle tırt. Kesinlikle almayın yani. Mobil şu şeyler de bu bulaşık makinesi bu arada. Onlar da yine Ikea'nın abidik gubidik markaları bilmiyorum. Böyle Arçelik, Bosch gibi bilinen bir marka değil. Dolaplar böyle. Farkındaysanız hala davlumbaz yok. Çünkü bakın 2 sene geçti hala bazı şeyleri yapamadım. Vaktim olmadı. Çok öncelikli değildi. Çünkü insan çalışınca evi otel gibi kullanıyor. Pek umurunda da olmuyor yani. Çünkü adam akıllı yemek yaptığımı da hatırlamıyorum burada. Fırın hepsini yapıyor zaten. Fırına atıyorsun. Davlumbaz, mağlumbaz uğraşmadan kendi yapıyor. Burası küçük mutfak denen bölüm. Şu kapıyı çekeyim. Burada böyle yine bazı elektronik cihazlar var. Üst kattaki lavabonun boruları burada. Bu ısıtıcı cihaz. Burada merkezi gibi bir ısıtma sistemi var. Belki anlatmışımdır. Bu ona ait bir pompa. Sadece yukarı pompalıyor sıcak suyu. Bütün kalorifer peteklerini. Şu cihazda Google'ın Nest diye bir ürünü var. Belki duymuşsunuzdur. Onu bağladım. O da şu. Şöyle evin ısısını arttırabiliyorsun. Kısabiliyorsun. Bayağı kullanışlı bir alet. Uzaktan da kontrol edebiliyorsun. O da güzel bir şey. Şöyle bahçeyi de göstereyim. Evet. Burası da kulübenin son hali. Farkındaysanız burada motor yok. Motoru bir önceki videoyu izleyen arkadaşlar bilirler. Harley'i bir mağazaya teslim ettim. Değiştireceğim yani, yeni bir motor alacağım. O da Kawasaki Versys 1000. O yüzden motor şu anda burada değil. Bu videodan sonraki videoda da muhtemelen tatil videosunu yüklemiş olurum. Çünkü tatile gideceğim. Tatilden gelince motoru yine garaja koyacağım. Yani buraya. Belki buraya sığmayacak, bilmiyorum. Gördüğünüz gibi burası böyle. Bisikletler var. Bazı bisikletler, merdivenler, inşaat malzemeleri. Kapıyı da açık bırakmışız. Bu da çok kullanışlı bir şey, şu alet. Sineklik. Arada bir açıp unutmasam çok daha kullanışlı olacak. İçeri sinek, ıvır zıvır, börtü böcek girmiyor. Kesinlikle öneririm yani. Bahçedeki taşları görüyorsunuz. Değiştirmedim. Vaktim yine olmadı. Ön bahçede çöplük gibi görünüyor. Yani o taş işine, değiştirme işi o kadar önceliğim değil ki. Umursamadım pek. Şimdi hemen yukarı çıkalım. Burası üst katımız. Kapılar, kapıları kendim alıp taktım bu arada. Onu söylediğimi bilmiyorum. Kapılar tamamıyla bütün menteşelerini ayrı aldım. Kollarını ayrı aldım. Kendisini boyadım beyaza. Aynı şekilde merdivende... Şu ışığı niye açmıyorum? Pek bir şey yaramadı ama. Merdiveni de aynı şekilde boyadım. Şuralara silikon kit sıktım aralıklarına. Hiç gıcırtı falan yapmıyor. Bayağı sağlam oldu. Burası da giyinme odası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazı dolaplar aldık. Burayı tamamıyla giyinme amacıyla kullanıyoruz. Bu dolapları Ikea'dan aldım. Ama tabii şurada tuvalet borusu olduğu için buradan böyle boru geliyor. Şunun arkasından geçiyor. Ben bu dolapların arkasını kesip sanki aynı kendi parçasıymış gibi bunların arkasını tam çekmecenin altından böyle bir tahta yaptım. Kapattım ki sırıtmasın, çirkin durmasın. Tabii vidaları siyah yapmam biraz kötü oldu. Bu da tecrübesizlikten, bir dahakine artık beyaz yaparım. Gördüğünüz gibi o da böyle bir spot lamba var ama spot değil, LED kendisi. Evet, burası banyo. Şöyle. Bu tamamıyla banyoyla alakasız bir şeydi. Delik açtım. Bu taşı üzerine koydum. Musluğu koydum falan filan. Böyle bayağı el yapımı bir şey oldu. Lavabo burada. Tuvalet, klozet, duş bölümü. Bazı şeyler astım. Gördüğünüz gibi hala ayna yok. Elektrik kablosu burada duruyor. Işıklı ayna koyarım diye hayal etmiştim. Hala ayna alacağız. Yani şey olayı var. Zaman var. Pardon. Zaman olunca para olmuyor. Para olunca zaman olmuyor. O yüzden öyle bir ikilem yani.
Şu anda da çok yoğun çalıştığımız için pek böyle şeyler gidip gezip almaya vaktimiz olmadı. Gördüğünüz gibi burası bir misafir odası. Bir yatağımız var tek kişilik. Burada bazı dolaplar var. İşte kıyafet, işte nevresim, ıvır zıvır gibi şeyler var. Bu dolaplar da yine IKEA'dan. Tanesi 400 ya da 500, 400 euro civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı iş görüyorlar. Bu katta başka ne kaldı? Benim çalışma odam. Çalışma odası burası. Normalde IKEA'dan bir sandalye almıştım. 50 euro falandı, geçici böyle. O kadar dandik olduğu için onu kullanmadım. İş yerim zaten evden çalıştığım için bana sandalye veriyordu. Tabii eşime de, eşim de kendim de aldık. Bu heriflerin verdiği, yani geçici olarak işin bitince geri götürüyorsun. Verdiği sandalyeler 500-600 euro, yani yataktan daha rahat sandalye. O yüzden bunu kullanıyorum. IKEA sandalyesi kullanmıyorum. Böyle bir masa var. Büyük bir masa. Bunu burada ikinci el masa, sandalye, ofis malzeme satan bir yerden aldım. Hatta şu çekmeceyi de oradan aldım. Normalde bu çekmeceyi sıfır alsan bunu da bulamadım yani. Bu kadar düzgün, bu kadar büyük ve geniş bulamamıştım. Bunu sıfır alsan en az 500-600 euroya kadar yolu var yani. Çok geniş ve büyük ve metalden oluşuyor. Masa da aynı şekilde. Masa da alsan, bu tip büyük güzel masa alsan en az 300-400 eurosu var. Ben de gittim ikinci el aldım. Gerçekten çok temizlerdi yani ikinci el olmasına rağmen. Masayı 90 euroya aldım. Bunu da 60 euroya mı ne aldım? Böyle bir saçma sapan bir fiyata aldım. Cidden bu tip şeyler bazen mantıklı oluyor yani. Aslında gidip 500 euroya 1000 euroya da masa alırım ama ya bakıyorum lan zaten 3 sene 5 sene kullanacağım sonra kırılacak mırılacak. En iyisi gidip ikinci el alayım. Bunlarda gerçekten doğru karar verdiğimi düşünüyorum. Hele şu çekmece inanılmaz kullanışlı yani. Böyle çıkıyor mukuyor ıvır zıvır. Alet edevatlar. Kablolar, mablolar. Tam bana göre yani böyle. Gereksiz ne varsa atabiliyorum içine. Şimdi son olarak çatıya çıkalım. Umarım eğleniyorsunuzdur bu turda. Burada çamaşır makinesi, kurutucu, hala üzerini kapatmadığım kablolar ve borular var. Burası tamamen evde ne varsa, ne gereksiz, ne fazla varsa, benim motosiklet kıyafetlerim de buna bir ara dahil edilmişti, atıldığı yer. Gördüğünüz gibi böyle bariyer var. Çok güvenli görünmeyen bir yer. Bunu ben yapmıştım zamanında. Değiştirmem lazım. Alet çantalarım. Bütün aletler burada çünkü o aşağıdaki kulübeyi yakın zamanda yıkıp bahçedeki taşları yenilenmesiyle ilgili şeyler yapacağım. O yüzden bütün alet çantalarım, her şeyimi buraya taşıdım. Motosiklet kıyafetlerim buraya astım. Şöyle tahtaya bir çıta çaktım. Askılıklar üzerine çaktım. Ve tabii pantolonlar, bazı iş kıyafetlerim de yanlarında. Kasklar için böyle bir raf kullanıyorum. Bu da bir önceki videoda da bahsetmiştim sanırım. Boiler. İçinde sürekli ya bu kazan yani bildiğin boiler diye burada öyle diyorlar. Ağzım alışmış. Kusura bakmayın. Kazan suyu ısıtıyor. Bazı ayarlar var üzerinde. Aşağıdaki sadece banyoya sıcak su götürüyor. Çünkü o kadar üşengeçim ki mutfağa sıcak su götüren boruyu buraya kadar getirmiştim ama buradan duvardan çekip böyle buna bağlayamaya üşendim. O yüzden hala mutfakta sıcak su yok. Onun başka çözümleri de var aslında. Biraz da onları düşündüğüm için yapmadım. Cooker gibi böyle bir anda elektrikli su ısıtıcıları var böyle. Yani çay kahve bile yapabiliyorsun. Burası da böyle arkadaşlar. Bayağıdır soruyordunuz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Motosikletim de geldiğinde zaten motor videolarına daha da sık sık yer vereceğim kanalda. Zaten YouTuber'ız yani. Motor YouTuber'ıyız. Burası da bir YouTuber evi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Instagram'da ve Facebook'ta beni takip etmeyi unutmayın. Eğer beğendiyseniz, motosiklet videoları ile ilgili şeyleri de merak ediyorsanız lütfen YouTube kanalıma da, yani bu videoyu izlediğin sayfanın sağ alt köşesinden de abone ol butonuna basarak beni destekleyin arkadaşlar. Videoyu da beğendiyseniz like butonuna basarak beni motive edersiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.